Evet arkadaşlar merhabalar. Bir videonun daha başında birlikteyiz. Şöyle ki bugünkü konumuz teknik resim. Yani ders olarak teknik resim işleyeceğiz. Çağırma ve bildirim tesisatları çizimini işleyeceğim. Aslında bu konuyu sizle işlemiştim. Ama hani tekrar olsun diye bir daha başlanıyoruz. Aydınlatmaya geçmiştik hatırlarsanız. Şimdi bunu çağırma ve bildirim tesisatlarından konuya yine giriş yapalım. Şimdi biz bunları neden kullanıyoruz? Çağırma ve bildirim tesisatlarında ki sembolleri biz işleyeceğiz. Bunların çizimini işleyeceğiz. Şimdi bu çağırma ve bildirim tesisatları sistemleri insanların daha hızlı ve daha az enerji harcayarak kısa mesafelerde kablo iletişimini sağlamak için kurulan sistemlerdir. Şimdi çağırma ve bildirim tesislerinde elektrik enerjisini ışık ve manyetik etkilerinden faydalanır. Yani biz bu çağırma ve bildirim tesisatlarında arkadaşım elektrik enerjisinden faydalanacağız. Bu sistemlerde kullanılan semboller de dünyanın her yerinde aynıdır. Standartlaştırılmıştır ki anlaşılması kolaylık olsun. Şimdi bunlardan kaç tane alt başlıkta inceleyebiliyoruz biz bunları? İşte zil tesisleri, numaratör tesisleri, kapı kilidi tesisleri, diyafon tesisleri, ışıklı çağırma tesisleri dediğimiz ref kontaklar var. Şimdi biz bunların birkaç tanesini işleyeceğim zaten ben. Bunlara eminim unutmuşsunuzdur ama şimdi hatırlarsınız birazdan. Örneklerle gideceğiz. Şimdi sembollerden başlayacağım. Şimdi biz bu semboller ne işe yarayacak hocam diye sorarsanız semboller devre ve proje okuma konusunda size yardımcı olacak arkadaşım. O yüzden siz bunların hepsini bilmek zorundasınız. Yani hepsini bilmeseniz de en azından bir apartmanın tesisatını yapabilecek, çizimini yapabilecek duruma gelmek durumundasınız. Bunun sonunda da zaten bunu amaçlıyor olacağız biz. Şimdi birazcık inceleyelim. Bizim için zil hattı var. Burada çok hafif bir şekilde görünüyor ama kesikli kesikli. Zil hattı çok önemli hatırlarsanız. İşte kapı zili butonu genelde bunu kullanıyoruz. İşte çoklu butonlar yine kapı zili butonu ama çoklu buton. İşte DA'nın ne demek olduğunu şurada görebiliyorsunuz. Doğru akım, alternatif akım. Yine bu işaretler çok kolay bir şekilde aklımda kalacak işaretler arkadaşım. Pozitif 3, işte alarm iletkenliği. Devam edelim. Bir sürü vardı bundan zaten. Evet, çok önemli bir şey. Transformatör ne diyorduk bir de diğeri. Trafo da diyebiliriz biz bunların arkadaşım. Ne işe yaradığını hatırlar mısınız? Bilmiyorum. Şebekeden gelen hattı hani indirgiyordu. Trafonun görevi buydu. Hatırlarsanız. İşte hoparlör, zayıf akım ek yeri. Hani zayıf akım hattı falan vardı. Zayıf akım hattı işte burada. Kuvvetli akım hattı. Bir de kullandığımız sigortalar vardı. Anahtarlı otomatik sigorta, bir de bir fazlı otomatik sigorta. Genelde biz anahtarlı otomatik sigortayı kullanıyoruz. Kapı zili. Çok önemli şeylerden bir tanesi tabii ki de sembollerden. İşte radyo, paydos çanı, işte kapı otomat hattı, toprak. Bakalım başka bizim elimiz. Evet kapı otomatiği kullanacağımız yine numaratör yine kullanacağımız şeylerden bir tanesi. Ref kontaktı söyledim. Ref kontak nedir diye. Sadece sembolünü bir bilin. Çok da bahsetmeyeceğim bu konuda çünkü. İşte çağırma butonunda genelde merdivenlerde falan kullanıyorlar bu otomatik hatlarda. Başka işte merdiven otomatiği, topraklayıcı. Topraklamanın ne demek? Hep bahsediyoruz. Elektriğin olduğu her yerde topraklama vardır arkadaşım. Evet şimdi konuya birazcık da giriş yapalım sembollerdense. Örneklerden bir tanesi. Şimdi en basitinden başlayalım. Bir zilin bir butonla çalıştırmasına ait çizimini göstereceğim. Hocam şimdi burada zil var ama buton yok falan. Başlayacağım. Aşama aşama anlatacağım arkadaşlar. Şimdi zile iki tane hat görüyorsunuz. Bir faz hattı, bir de nötr hattı. Faz hattı dediğimiz kısım elektriğin geldiği uç, diğeri de elektriğin gittiği uç. Bu zil burada alıcı olarak geliyor arkadaşım. Alıcı diye adlandırılıyorlar. Şöyle ki herhangi bir elektrik alıcı yani zil elektriği alan kısmı alıcı olan bu. Bu aldığı elektrik enerjisini işe çeviriyorsa bu alıcı bir eleman, elektrik elemanı oluyor. Alıcı elektrik elemanı oluyor. Yani gelen elektriği herhangi bir işe çevirecek. Gelen elektriği işe çevirme durumu ne? Zilin çalması zaten. Elektrik verdiğimizde bu zil çalacak. Doğru mu? Çalacak. Ama bu zili kontrol etmemiz gerekiyor. Bu yüzden de devreye bir tane buton bağlamamız gerekiyor arkadaşım.
Bağlayalım. Evet. Bir tane de buton bağladık buraya. Elektrik devrelerinde alıcıları kontrol eden kontrol butonları ve anahtarlar her zaman, bak her zaman ama her zaman faz hattına hattının üzerine koyuluyor. Nötr hattına da bağlanabilir ama bu çok güvenli olmadığı için burayı kullanmıyorlar arkadaşım. Genelde, daha doğrusu her zaman ve her zaman diyebilirim, butonlar ya da anahtarlar ne varsa hepsi faz hattı üzerine kuruluyor. Şimdi bu bizim zil tesisatlarımız zayıf akım grubuna giriyor. Yani bu devrelerde 12 volt, işte 20 volt, 24 volt arası falan genellikle gerilimle çalışıyorlar. İşte bu testlerde genelde işte elektrik enerjisini düşürebilmek için, gelen elektriği, şebeke elektriğini düşürebilmek için bir de trafo kullanılıyorlar arkadaşım. Şimdi bir de şunu istiyorum sizden. Şunu hiçbir şekilde unutmayacaksınız. Bunu ezbere bilmenizi istiyorum. Şu kısmı ezberlemenizi istiyorum. Çünkü faz ucuna butonun her zaman bir buton gördüğünüz zaman diyelim devrede herhangi bir buton var. Muhakkak ve muhakkak faz hattından bir bağlantı ona çekmek zorundasınız. Çekeceksiniz. O yüzden bunu hiçbir şekilde unutmanızı istemiyorum. Faz ucuna bir buton giriyor. Buton çıkışı zile gidiyor. Zil çıkışı nötr hattına bağlanıyor. Bakın şu tam anlamıyla bu. Faz ucu butonun girişine faz bağlanıyor. Butonun çıkışından zile gidiyor. Zilin bir diğeri de nötre bağlanıyor. Bunu ezbere biliyorsanız bütün zil tesisatlarını çizebilirsiniz diyebilirim. Şimdi bakalım burada ne var? Bir zilin iki ayrı yerden çalıştırılmasına ait bir işte kapalı açık şeması ve kapalı şeması. Genel ben size açık şema ve kapalı şema olarak anlattım bu konuları. Ama işte burada genelde örneklerde açık şemayı üzerinden gideceğiz. Ama kapalı şemayı da tabii ki de gösterdiğim yerlerde bilmenizi tercih ediyoruz. Şimdi bu ne demek? Bir zilin iki ayrı yerden çalıştırılması. Nasıl bir örnek verebilir? Şöyle bir örnek verelim. Diyelim bir oteldesiniz. Otelin ve dışarıda bir görevli çağıracaksınız. Birden fazla şey var. Oda var. Odanın her birinde, her bir odada buton var. Yani ben de 2 numara olarak ben de zile bastığım zaman görevliyi çağırabilirim. Aşağıdan resepsiyondan biri gelecek. Ya da işte 5 numaradaki adam da bastığı zaman çağırabilir. Yani bir zilin farklı yerlerden çalıştırılması aslında buna örnek. Şimdi burada bir bakalım. Ne demiş? Devrede bir zile 2 farklı butondan kumanda edilmektedir. Doğru. 1 ve 2. bir butonumuz var. Butonlar birbirine paralel zile seri bağlanmışlardır diyor. Kapalı şemada hattın üzerinde bulunan çizgiler, bakın şu çizgiler kaç tane kablo olduğunu söylüyor. Burada 3 tane kablo varmış, burada 2 tane kablo varmış. Elemanların üzerindeki sayı ve harfler o devre elemanın niteliklerini göstermektedir. İşte 1. buton, 2. buton. Şunlar da niteliklerini gösterdiği hani şey kabloların çeşitleriydi hatırlarsanız. Şimdi biz bunu aşama aşama bir güzelce anlatalım size. Şimdi bir butonla iki zilin çalıştırılması. Bu sefer tam tersi. Diğer bir örneğimiz yani. Bir buton var. İki tane zil çalıştıracağım ben. Şimdi malzemeler olarak önceden hani anlayabilmeniz, malzemeleri bilmeniz sizi iyi yönlendirir. Yani çizim aşamasına geldiği zaman daha kolay, işiniz kolaylaşır yani. Şimdi iki tane zil olacak, doğru. İki tane zil istiyor benden. Bir tane buton istiyor, bunu biliyorum. Devrede bir de şebekeden geleni düşürebilmesi için bir trafomuz gerekiyordu. Bizim trafo ekleyeceğim. Bir de ne vardı? Sigorta vardı. Fazla akımı engellesin diye. Sigorta her zaman ve her zaman faz hattına bağlanın arkadaşım. Sakın unutmayın. Bu da bir dipnot olarak kalsın aklınızda. Bu MP dediğim nötr kısım, R dediğim faz hattı. Bak kırmızıyla bütün video boyunca göreceksiniz. Kırmızı hattı her zaman fazı, mavi hattı her zaman nötrü belirtiyor. Şimdi faz hattı sigortayı bağladım. İşte trafoyu da bağladım. Şimdi ne vardı bizim aklımızda? Hiçbir şekilde dedim en başta bir tane kısım var. Yani faz hattının ezberebileceğiniz kısımdan bahsediyorum. Ezberleyin dediğim bir zil hattı vardı. Butona her zaman bir fazdan kablo çekiyoruz. Butonun girişine çıkışı zile bağlanacak. Zaten zilin bir ucu her zaman nötrde olacak. Bu şekilde bunu
Bu kısmı unutmazsanız zaten şu butonla bir zilin çalışma kısmını unutmazsanız her türlü bunları çizimini yapabilirsiniz. Devam edelim. Örnek birkaç tane daha yapacağız. Bakalım bu örneğe. Bir katlı iki tane dairesi var. İki daireli apartman zil tesisatını var. Şimdi trafo her zaman vardı, sigorta her zaman vardı. Sigortanın faza bağlandığını biliyorum. Faza bağladım. Trafoyu da bağladım. Dedik ki faz hattından her zaman butonları bir tane çekiyorum. Hiçbir şey yapmadan ilk önce bunu yapın. Butonların girişlerine faz hattını bağlayın. Bağladınız. Diğerleri de muhakkak zili, sonuç olarak bu zili tetikleyecek bu butonlar. O yüzden diğer çıkışını da zilin bir girişine bağlamak durumundasınız. Bitirdiniz mi? Bu bitti. Zaten nötr kısımda zillere bağlanacak. Yaptıkça zaten kolay olduğunu anlayacaksınız. Dediğim gibi unutmamanız gereken kısım var. Neydi o da? Butonun her zaman girişine faz hattını bağlayacaksınız. Zili tetiklemesi için çıkışını zaten zile bağlayacaksınız. Zilin de zaten bir tarafı nötrdü. O gözünüz önünden hiç gitmesin o tablo. Evet, şimdi bir başka konu. Bu çarmıh işlemine bakalım. Butoniyer denen bir şey var arkadaşım. Butoniyer dediğim aşağıdaki kahane otomatikler. Butoniyer dediğimiz kısım bu aslında. Yine biz her zaman faz hattı vardı, nötr hattı vardı. İşte trafomuz var. Şimdi bunlar da bir buton değil mi? Sonuç olarak bunlar da bir buton. Buton olduğu için butonlara her zaman ne yapıyorduk? Faz hattından bir giriş yapıyorum ben. Şu maviyle gösterdiğim şunu da söyleyebilir. Şunu da yapabilir tesisatçı arkadaşım. Bir tane faz hattından bağladım. Sonra bunlara köprü yapabilir. Bu da bir tesisatçının işidir zaten. Bunu her türlü yapacaktır. Sonra diğerleri de neydi? Zile gitmesi gerekiyordu. Butonun diğer bir ucu da zile gitmesi gerekiyordu. Şimdi tetiklemesi, onun için altta bir tane örneğini tam anlamıyla şunu anlattıktan sonra burayı da bakacaksınız. Buton yerdeki daire butonlarının bir ucu faz olmak zorunda. Evet, buton olan her şeyin ucuna fazı bağlıyorsunuz. Diğer ucu zilin girişine. Bunu her zaman söylüyoruz. Bir buton yer diyelim. Şu buton yerinin bir tanesini aldım buraya büyüttüm. Buton yerinin bir tanesi faz hattını bağladım. Diğeri de muhakkak ne yapacak? Zile gidecek. Doğru mu? Alttan bastım. Zil çaldı. Buradan da bu da kapı zili. Yani kapıdaki olan. Buradan da bastığım zaman yine zil çalması gerekiyor. Buna fazı da buna da fazı bağlayacaksınız. Butonun hepsine fazı görüyorsunuz. Girişin hepsine bağlıyorsunuz. Bu kapıdaki zil. Yani daireye çıktınız. Dışarıdan kapıdan çaldığınız zil. Her türlü yine bağlantısı zille olacak. Bu da aşağıdan bastığınız zaman kapıdan bastığınız zaman, alt kattan bastığın zaman, girişinden bastığın zaman yine seni etkileyecek olan kısım. Diğeri de zaten her türlü nötre bağlanacaktı. Olay bu. Evet, yine bakalım. Şimdi iki kat, iki daire zil tesisatını çizeceğim ben. Tamam mı? İki tane katım var. Şimdi bak, örneğin hiçbir şey yapmadan ilk başta malzemeleri yerleştirmişim. Şimdi iki tane katım var biliyorum. Bir buton kullanacağım. Zil var. Kullanacağım bu. Sigorta ve trafo. Hiç bak, malzemeleri ilk başta yerleştirdim. Hiçbir şey yapmadım. Ben biliyorum ki faz hattından muhakkak ve muhakkak butonlara butonların girişine bir kablo çekeceğim. Çizelim şimdi bakalım. Çizdim, geldim. Kırmızıyla yaptıklarım. Tamam. Diyorum ki ben butonların bir çıkışta muhakkak zilin girişine girecektim. Zile bunun girişini de ekledim. Diğer kısmı ne kaldı? Boşta kalan zilin nötr hattı. Onu da nötre bağladım. Bitti. Çizim ilk başta şöyle diyoruz. İki daire olduğundan iki tane zil, iki tane buton, bir tane trafo ve bir sigorta gerekli. Bunu anladık, yaptık. Sonra ikincisi olan da zayıf akım kalan hattını çiziyoruz. Nasıl çiziyoruz da? Sonra hepsi bir butonla bir zil tesisatı. Yani bizim bildiğimiz, en başta sizin unutma dediğim kısım bir butonla bir zil tesisat arkadaşım. Onu gözünün önünden çıkarmazsanız bunun soruların hepsini yapabilirsiniz. Evet. Biraz örnekleri fazla olmuş olabilir ama anlamanız açısından bence gayet iyi. Şimdi iki kat, iki daire var. Ama bu sefer bir de butonyer bulunduracak. Yani apartman tesisat çizeceğiz. En alttan da ben bunu kontrol ediyorum. Dairenin girişinden de. Çizdim. Yine sigortam var. İşte trafom var. Faz hattım var. Şimdi hiçbir şey yapmadan butoniyer iki tane daha iki daireli diyor. İki kat iki daire. Yani her katta bir tane daire var. Bu birinci katım, bu ikinci katım. Tamam mı?
Şimdi alttaki bunlar butoniyer kısmı, dış kapı butonları yani. Ben ne biliyordum? Butonlara muhakkak faz hattı bağlayacağım. Kırmızıyı takip edelim. Faz hattını bağladım. Bunu da bağladım. Güzel. Şimdi diğerleri boşta kaldı. Ben biliyorum şimdi butonların hepsi zili etkilemesi gerekiyor. Bu butonlar zili çalıştıracak. O zaman hepsine zilin girişine bağladım. Zilin çıkışları da nötrdü. Bitti, bu kadar. Evet. Unutma diye burada size de yazdım. Buton girişine fazladan bir kablo muhakkak çekilecek. Buton çıkışları sadece alıcı girişlerine. Alıcı dediğim neydi? Ziller. İşte kapı otomatiği, bunlar ve benzeri işlemler. Alıcı çıkışlarına muhakkak nötr hattına bağlanacak. Bunları bileceksiniz arkadaşlar. Gelelim şimdi numaratör kısmına. Şimdi numaratör devresine 4 buton ve 1 numaratör kullanmış. Numaratör ne hocam? İşte şu numaratör dediğimiz kısım bu. Devrede basılan butona ait numaratörde görüntülü. Yani ben 1'e bastığım zaman 1 yanacak. 2'ye bastığım zaman 2 yanacak. 3'e bastığım zaman 3 yanacak. Şey düşünün. Otobüste gidiyorsunuz. Hangi koltukta? Diyelim muavini çağır. Hepinizin başına böyle bazı şeyler vardır. Muavini çağırabilmek için işte bir butona basarsınız. Ama muavin orada bastığın anda düşünüyor insan. Diyor ki acaba nereden biliyor benim bastığımı ya da nasıl anlıyor falan. İşte bu numaratör sayesinde arkadaşlar. 55. koltuk bastım. 55 yok da tabii ki de. Niye 55 dediysem 55. buton diyelim ya da ne bileyim 10, 17. butondan 17. koltuk beni çağırıyor diyor muavin, geliyor. İşte bunlar hep numaratör sayesinde olan şeyler arkadaşlar. Ha, açık şemasını inceleyelim bir. Yine sigorta, yine her türlü ne var? Faz attı, nötr attı. Butonların hepsine ben bir faz attı kesinlikle ve kesinlikle çekecektim. Çekmiş miyim? Bu da ne? Nötrü bağladım. Bu numaratörler hepsini neyi etkileyecek? Şimdi şöyle numaratör kısmında fazı bağladım. Bunu dördüncü butonu pardon dördüncü numarayı etkileyecek olan butonun bir girişini alacağım. Bununkini de aynı şekilde. Bununkini de aynı şekilde. Şimdi bunları etkileyen girişlerini numaratördeki kablolardan kablo yaptığıma göre çıkışları neye her zaman bağlanacaktı? Nötr'e bağlanacaktı. Buradan nötr'e de bağladım. Bir de buradan çalışsın diye faz attı. Açık şeması bu. Kapalı şeması da bu. Bu çizgiler neyi belirtiyordu? Kabloları unutmuyoruz. Evet. Şimdi geleceğiz kapı otomatiğine. Şimdi burada alıcılar var demiştim. Artık alıcımız zil değil, kapı otomatiği. Tamam mı? Bu da bir alıcıdır. Elektrik enerjisini dönüştürüyor çünkü. Şimdi ilk başta işte kolay yönden bir başlayalım. Sonra zilleri falan katarız böyle içine. Bakalım neler olacak. Şimdi yine kapı otomatiği dediğim kısım alıcıydı. Zil gibi düşünün ilk başta. Tamam mı? Şimdi yine faz attım. Nötr attım. Sigortam. İşte trafom her türlü. Geldim faz hattından butonlara bir tane kabloyu çektim. Bu daire butonları zil. Kapı otomatiğine yani ben daireden bastığım anda kapı otomatiğini açması gerekiyor. O zaman bunların çıkışlarından da yine bir kapı otomatiğine girişine bir bağlantı yapmak zorundayım. Bir de nötre bağlayacağım. Bunu da bir unutmayın. Her zaman ne yapacağımızı pardon ne yapacağımızı bunu yol alacağız kapı otomatiklerinde. Şimdi bakalım aşağıdaki örneğimize. Bir katlı dairenin aşağıdan çağırma zil ve kapı otomatik tesisatını inceliyoruz. Bir katlıymış, tamam mı? Bak, kolaya da kaçmışız. Apartmandan aşağıdan da çağırma zili var. Yani apartman otomatiği dediğimiz. Oradan bu butonu bastığım zaman yukarısı çalacak. Şimdi ilk başta fazımı çizdim, nötrümü çizdim, trafom var, işte sigortam var. Faz hattından butonları bir kablo çektim. Bakın bütün kabloları çektim. Gördünüz mü? Bu ne? Aşağıdan bastım. Üçüncü kata. Üçüncü kat çalıyor şu an. Ya da çıktım üçüncü kata. Kapıdan zili çaldım. Yine. Bu da bunu etkiliyor. İşte ya da aşağıdan kapı otomatiğine çaldı. Buradan kapı otomatiğiyle pardon zil çaldı. Kapıyı açacağım. Bu da bu butonu etkiliyor. Yani kapı otomatiği butonu. Şimdi butonların hepsine
bir faz hattı çektim. Tamam mı? Şimdi bu kapı daire zili biliyor. Biliyorum ki bu zili etkileyecek. O zaman çıkış kesinlikle zile bağlanacak. Bu da zili etkileyecek. Bunun da çıkışı zile bağlanacak. Bitti. Bir zilinde bir de nötr hattı vardı. Bunu da bağladım. Şimdi gelelim kapı otomatiğine nasıl bağlantı yapacağım. Faz hattını koymuştum ben zaten. Bu neye bağlanacak? Madem kapı otomatiğini etkiliyor. Kapı otomatiğine giriş yol sağlayacağım. Zaten bir diğeri de numaratör. Şey bağlanacak. Nötr bağlanacak. Buna nötre bağlanacak. Basit bence ya. Yapabilirsiniz yani. Şimdi bu örnekleri eğer buraya bakmadan defterinize geçirirseniz tabii ki de anlamanız daha da kolay olacak. İşte bunun bir de açık şeması ve kapalı şeması. Dediğim gibi bir de bunu gösteriyor burada. 4 tane buton var bak. Kapı otomatiği de bu sefer. Bir tane de kapı otomatiği. 4 buton birbirine paralel bağlanmış. Bunlar da buna seri. Şimdi geldim. Bir tane bunun bağlantısı, bunu etkileyecek olan 1, 2, 3, 4. Giriş yapacağım buna. Bunlar zaten her türlü nötr kısmına bağladı. Bu da bir değişik şekilde tesisatı işte. Şimdi diyeceksiniz ki hocam bu çizime nasıl başlayalım? Yine ben hep anlatıyorum. Önce malzemeleri yerleştireceksiniz. Anlattım, tekrar edeyim. Ana hattı çizeceksiniz. Yani faz ve nötr kısmı. Sonra butonlara fazı giriyorsunuz. Her zaman. Buton çıkışlarında alıcılara gidiyorsunuz. Alıcılar dediğim kısım neydi? Ziller. Ya da işte kapı otomatikleri. Alıcı çıkışlarında nötre bağlıyorsunuz. Olay bu arkadaşlar. Videonun da sonuna geldik. Şimdi aydınlatma kısmını anlatacağım bir dahaki videoda da. Dediğim gibi örnekleri yazın, anlayacaksınız.